Mozzarella Challenge kanalımıza çok sıcak olacak. Bir sürü yiyecek, eğlence ve kahkaha. Hiçbir şey kaçırmamak için bizimle kaldığınızdan emin olun. Kesin çok güzel olacak. Bak, dilimle ulaşabilirim. Yeter, çabuk yemelisin. Vay canına, ne var burada? Bu sadece bir jelibon ayıcık. Onunla tek atışta başa çıkabilirim. Sana söylemiştim, baksanıza. Ben çok havalıyım. Ay, tamamen korkunu mu kaybettin? Lütfen affet beni, fark etmedim. Bak, Bella'nın ayıları var. Hepsi burada. 10 tane. Sanırım onlarla ne yapacağımı biliyorum. Yeni ve güzel bir maniküre ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Garip. Onları yemelisin. Parmaklarına yapıştırman değilsin. Yemeği neden böyle yazık ediyorsun? Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Bakın ne güzel. Şimdi yiyebilirim. Çok lezzetli. Bu harika olmalı. Sonunda benim sıram geldi. Bir sürüler. Bu çok büyük ve kavanoz benim. Onlarla ne yapacağımı biliyor musunuz? Onları bir kokteyle dönüştüreceğim. Emma, deliriyorsun. Her şeyi yakacak şimdi. Çok yakında kocaman ve çok lezzetli bir jöleye sahip olacağım. Siz sadece beni kıskanıyorsunuz. Bakın, bu gerçek bir marmelat pastası. Daha havalı ne olabilir ki? Vay be, gerçekten çok iştahçıcı görünüyor. Onu çabucak yemeyi çok isterim. Çok sert. Hadi Emma, yaparsın. Ay, görünüşe göre o kadar lezzetli ki doğru düzgün duramıyor bile. Austin, uyuma. Uyan. Vay canına. Kola, Mentos. Sanırım bir deney yapma zamanı. Oh hayır. Ay, acıktı. Bella'nın deneyleri hiçbir şey yaramayacak. Sadece onları yapabildiğim için kıskanıyorsunuz. Beğenileriniz yetmez ki. Yedikliç bir tuvalet test etmem gerekiyor. Sonuç nerede? Görünüşe göre bir tane Mentos etmiyorum. Belki de lezzetli olur. Vay canına. Kolam daha fazla. Mentos da öyle. Görünüşe göre Bella'nın deneyini yapma şansım var. Umarım işe yarar. Garip. Belki de bugün bozulmuş şekerler almışsınız. Veya kola çalışmıyor. Çeşme nerede? Neler oluyor? Bu deneyi neden yaptım ki? Keşke sadece kola içseydim ve Mentos'u içseydim. Çok komikti. Vay canına, şekerden bir yol. Acaba nereye gidiyor? O nereye gitti? Bu tatlı yol beni nereye götürecek? Umarım orada lezzetli bir şeyler olur. Hayır, olamaz. Bu ne? Çıkarın beni. Nasıl geçti? Ay. Bu ne böyle? Vay canına. Bakın, burası bir kola banyosu resmen. Hiç böyle bir şey gördünüz mü? Eğer bu kadar çok kola ile Mentos'u karıştırırsanız o zaman korkunç bir şey olur. Ya da çok eğlenceli bir şey. Ay, yukarı çıkıyor. Bizi basacak bu su. Emma, söylemiştik ama sana. Sorun değil. Bu sadece size sıçrayabilecek bir köpük. Alın, işte böyle. Alın bakalım. Yine de kola çok eğlenceli. Neden sadece bir burgerim var? Çünkü diğerleri bende.
Yeah. Çok güzel. Daha neler? Aslında tüm burgerler bende. Ne kadar çok olduğuna bakın. Ama ilk daha şans olan yiyor. Görünüşe göre bu Emma. Başla hadi. Belki de sadece bir tane burgerim var ama en lezzetli bende olduğunu kesinlikle biliyorum. Ben tedbirli bir kız olduğum için onu çok dikkatli yiyeceğim. Çatal bıçakla. Vay canına, ne kadar iyi yetişirdi. Siz ne sanıyordunuz? Eğitimli ve çok acıkmış. Sanırım sonuca varmak için acele ettim. Hadi ama sadece çok acıktım. Ve bu arada peçete bile kullandım. Hazır. Tamam, anlıyorum. Ben de cheeseburgerimi çabucak yemek istiyorum. Ama ağzıma hiç girmiyor. Ne yapacağım? Bence kurallara göre yiyeceklere sığmak yasak değil. Tamam. Şimdi çok iyi ve normal bir burger büyüklüğünde. Ne iğrenç bir şey. Neden onu ağzına böyle sokuyorsun? Ay, bu manzaradan kusacağım şimdi. Kim söylüyor bunu? Aslında bunun ne kadar lezzetli olduğunu biliyor musunuz? Şimdi yutacağım. Bella, hamburgerini çabucak dene. Acaba burada kaç tane cheeseburgeri var? Bence çok fazla. Saymamız gerekiyor. Hey, dikkatli ol. Vay canına. Kulem neden titriyor? Austin, ne yapıyorsun? Nasıl yani ne? Yemek yiyorum. Hadi defol. Bunlar benim hamburgerlerim. Ve kimseyle paylaşmaya niyetim yok. Çok dikkatsiz yiyor. Ama muhtemelen çok lezzetli. Tabii lezzetli. Ve en önemlisi bunların hepsi benim. Burgerlerime dokunmaya bile cüret etmeyin. Onları kendim yiyeceğim. Aç gözlü. Paylaşmadı bile. Ağlamayın. Aa, son bir şey de kaldı. Onu da yiyelim. Harika. Son olarak çok hoş bir bonus sizi bekliyor. Hayır. İşte şimdi tamam. Peki yemeklerimiz nerede? Sizinki nerede bilmiyorum ama benimki burada. Ne kadar lezzetli bir pasta, baksanıza. Çok ateşli, tatmin edici. Bana bol şans dileyin. Yeah. Ne kadar lezzetli. Bırak deneyeyim. Ah, neden daha önce söylemediniz? Hepsini yedim ama. İşte pizzalarım geldi. Çok fazla. Ne kadar, baksanıza. Bu yüzden hepsini bir kere de yiyemem. Ama buna ihtiyacım yok. Çünkü onlar benim. Evet. Emma, seni anlıyorum. Böyle bir pizzadan kopmak imkansız. Çok kötü. Berbat. Sadece hayvanlar masadan öyle yer. Hayvanlar ve Austin. Çok lezzetliydi. Kızlar, doydum. Aa, düşüyorum. Garip. Bu da ne böyle? Vay canına. Hepsi bize mi? Bize değil, bana. Bu pizzaların her birini kendi başıma yiyeceğim. Üzgünüm çocuklar ama size hiçbir şey vermeyeceğim. Lezzetli mi bari? En azından ne kadar güzel olduklarını anlat. Nefis. Evet, o kadar lezzetliler ki doydum artık. Hayır. Yine bitmedi mi? Sanırım yine birkaç pizza yiyebileceksiniz. Ama onlar için biraz koşmak zorunda kalacaksınız. Yakalayın. Benim olacak, benim olacak. Yakalıyorum. Bana ver.
Evet, ben oldum. Çok eğlenceli. Oo, şu güvercinliklere bak. Tabii ki çok tatlılar ama herkesi kızdırıyorlar. O sadece aşık değil. Evet ve bizi anlamıyor. Özleyeceğim seni. Sadece bir ders için. Şu an ciddi misiniz? Ellerinizi çekin önümden. Of, bu sevimli okul çocukları herkesi sinirlendirir. Peki bu kadar tatlılığı nereden alıyorlar? Of, Emma'm. Of, ona bir not yazacağım. Hey, Jess, ver ona. Yakala. Ne var şurada? Aa, bu çok tatlı. Tabii ki geri mesaj almadan nasıl olur? Evet, keşke Jess bu aşık çifte yol verseydi. Aksi takdirde böyle bir iyilik akışıyla delirir. Çünkü onlar durmayı kesin düşünmüyorlar. Ya nasıl bıktım sizden? İkiniz oturun. Hadi. Bu ayrılık çok uzun sürdü. Hadi ama kazanmalıyım. Emma okul oyuncusu. Böyle öğrenciler sevdikleri oyunlar olmadan saniye bile duramazlar. Of, bu ne kadar sürebilir? İşte. Hey Emma, telefonunu bana versene çabuk. Üzücü ama sorun değil. İyi ki bir tane daha var. İşte böyle. Yine mi? Ne kadar sürecek bu? Telefonu bana ver. Ama gerçek oyuncu hiçbir şeyi durduramaz. Sonuçta geride zaman oyun oynamak için birkaç telefonu var. Bu yüzden en sevdiğiniz oyunları sonsuza dek oynayabilirsiniz. Galiba tüm telefonlar bittiğinde ve dersin sonuna kadar hala zaman kaldığında eski XOX devreye giriyor. Hey Suzy, X yaz. Emma, ders çalışsan iyi olur. Ne kadar sıkıcısın. Muhtemelen bu sınıf arkadaşının kalemlerin kemirmesine herkes sinir ediyor. Iy, şimdi bu kalem çöpe gidecek. Evet, bu tür adamlarla kalemlerle paylaşmamak daha iyidir. Aksi takdirde onlarsız kalabilirsiniz. Tırnaklarını kemirmeseler. Ya bu kadar erken kalkmayı kim icat etti? Her zaman uykusunu almayan öğrenciler var. Onları ellerindeki büyük bir bardak kahveden ve gözlerinin alttaki mavi dairelerden bulabilirsiniz. Ve aniden yardıma ihtiyacınız olursa böyle bir uykuya beklemek bir şey değil. Çünkü her an uyuyabilir. Ama uyananı kandırmak çok kolay. Siyah bıyıklar herkese yakışır. Bitti. Hey Suzy, başka bir sınıfa gitme zamanı. Evet, şimdi kalkacağım. Bu ne? Belki bir şeye bulaşmışım. Of, yine aptal Ted şakası. Dersler çok yorucu değil mi Jess? Evet, bir şeyler atıştırmanın zamanı geldi. Ne kadar lezzetli bir burger. Nefis. Hey, kes şunu. Öğretmen bize doğru geliyor. Hayır, her zaman aç olan bir öğrenci hiçbir şey durduramaz. Hatta ciddi bir test veya öğretmen sert sözleri bile. Pekala, oyun bitti. Gözlerime inanmıyorum. Bu kadar yiyecek buraya nasıl girdi?
Ben her zaman geleceği düşünüyorum. Ne kadar pis boğazsın. Hey, selam arkadaşım. Evet evet, bunlar her zaman her şeyi birlikte yapan ve aynı şekilde giyinen aynı iki kız. En iyi okul arkadaşları birbirine benziyorlar. Hatta aynı hareket ediyorlar. Dersten önce bir selfie çekelim mi? Evet. Peynir. Sen ve ben çok tatlıyız. Yan masanın arkasında da fotoğraf çeksek. Hadi bakalım. Sevgili arkadaşlarım, ben şimdi okuldayım. Şimdi matematik yapacağız. Evet ya, aslında biz tarih dersindeyiz. O, bu benim en sevdiğim kalem. Jazz, seni rahatsız ediyor muyuz? Oh hayır Miss Green, 10 takipçim sizinle tanışmakta memnun olacak. Bu saçmalığı kes artık. Masanın arkasına otur. Pekala. Şimdi herkes bir unfollow yapacak. Bu gürültü de ne? Nereden geliyor? Arka masadan. Genellikle yüksek sesli müzik dinlemeyi sevenlerin oturduğu yer. Evet, Ted şu anda zihinsel olarak sınıfta değil. Bir rock konserinde olduğu belli. Miss Green, bir şeyler yapın. Sorun ne? Disiplin yok. Aynen öyle. Ver şunu bana. Tanıdık bir şey. Ben bittim. Bu benim en sevdiğim şarkı. Ona bayılıyorum. Şoktayım resmen. Evet evet, ben davuldayım. Anlamadığım bir şey mi var ya? Aptal bir şarkı ama. Tamam, bu ders kitapları yeterli olmalı. İşte her zaman ders söylenen, her şeyi bilen adam geliyor. Ne kadar komik. Malı ki. Evet, böyle öğrencilere sadece bir şeyler okuma fırsatı ver. Böylece bütün kitapları ezberden öğrenecekler. Bu akıl tüpü nasıl? Ondan bıktım. Bunu istedin. Öğretmen orada ne soruyor? Ben her zaman sorulara cevap vermeye hazırım. Ne kadar beceriksizsin. Herkes bana gülüyor. Bu adil değil. Her sınıfta kendini kraliçe sanan bir öğrenci var. Ve diğerlerini de fare olarak gören bir öğrenci olur. Ve eğer diğer sınıf arkadaşlarının sırt çantasında ders kitapları ve defterleri varsa, onun küçük çantasında sadece makyaj ürünleri ve belki bir kalemi var. Bu yeterli olacak mı? Hey, neden yazmıyorsun? Her zamanki gibi. Tamam ya. Emma'cığım, kalemi paylaşır mısın? Senin için bir şeyler bulmaya çalışalım. Aramak zorunda değil. Sonuçta kraliçenin her zaman ona bir kalem ödünç verme istekli birçok hayranı var. Tamam, buldum. Ya geç kaldın. Artık buna ihtiyacım yok. Tamam Emma. Pekala, dersi çabucak hazırlanmalıyım. Defterlerim ve kalemlerim nerede? Sanırım onları yine evde unuttum. Tamam. Herkesin sınıfta bir dilencisi var. Hey Jess, bir ders kitabını benimle paylaşır mısın? Evet, memnuniyetle. Pekala, elimizde ne var? Hiçbir şey. Bir kağıt ödünç alabilir miyim? Of, Suzy, tüm sınıf arkadaşlarını bıktı senden. Belki de defter getirmenin zamanı gelmiştir. Eğer bir tane varsa neden bir defter alayım? Hayır. Birisi kalem verebilir mi? Of, bu ne kadar sürebilir? Dürüstçe itiraf et. Okulda kimsin sen?
Yorumlarda bu sorunun cevabını yaz ve videoyu sevdiysen beğenmek tuşuna bas.